Fırçamdan sizlere selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Arayı çok açtığımın farkındayım. Umarım bunu çok güzel videolarla telafi edeceğim. Elimde görmüş olduğunuz bu şişe, çoğu kişi biliyordur zaten, Bimlerde satılıyor. Gazlı bir içecek. Kaçlı satıldığını ve ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Kullanmıyorum ben. Arkadaşım biriktirmiş. Songül'e buradan selamlar. Bunları rengarenk boyayacağız. Evimizin raflarında artık nerelere koymak isterseniz oraları süsleyecek bu şişeler. O zaman boyalarınız, fırçalarınız, şişeleriniz, paletiniz ve en önemlisi siz de hazırsanız boyamaya başlayalım. İlk olarak paletime mor boyamı dökerek başlıyorum. 4 tane şişemiz var. Her birini farklı renge boyayacağız. İlk olarak moru seçtim. Sizler hangi rengi seviyorsanız istediğiniz renkten başlayabilirsiniz. Renk seçimi tamamen size bağlı. Bir de şuna değinmek istiyorum. Daha önce resim yapmamış, boya fırça eline almamış arkadaşlarıma bu tarz çalışmalar yapmasını öneriyorum. Hem fırça tutma konusunda, fırça darbeleri konusunda, boyalar konusunda biraz daha kendinize iyi hissedebilir, daha rahatlıkla yapacağınız için motiveniz kırılmadan yolunuza devam edersiniz. Hem de evinizdeki bu tarz şeyleri atmak yerine onları geri dönüştürüp tekrardan kullanmanız, sizin elinizden güzel güzel ürünlerin çıkması ve onları kullanmanız çok çok daha iyi olur. O yüzden tavsiyem bu tarz şeylerden başlayabilirsiniz. Birinci şişemiz çoktan bitti bile. Şimdi elime kırmızıyı aldım. İkinci şişemi kırmızıya boyayacağım. Yine aynı şekilde boyuyorum, diğerini boyadığım gibi. Parmağımı şişenin içine sokuyorum daha rahat boyayabilmek için. Etrafını kolayca çevirip bir taraflara bulaştırmamak için. Çok rahat oluyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Vakit kaybetmeden 3. şişemizi boyamaya geçiyoruz. 3. şişeyi de siyah boyamaya karar verdim. Dediğim gibi siz istediğiniz renkleri kombine edebilirsiniz. Sonuncu şişeyi ise mavi ve yeşili karıştırıp ortaya çıkan rengi boyamaya karar verdim. Yorumlara yazabilirsiniz oluşan rengi. Şimdi bunları kurumaya bırakıp diğer gruba geçelim. Şimdi arkadaşlar bu şişeler için planım ise üçünü aynı renge boyayıp üzerine desen çizmek. Mümkün olduğunca en kolay şekilde yapmaya çalışacağım. Özellikle yeni başlayanlar için olsun istiyorum bu videolar. Herkes resim yapıp boyayabilsin diye. Hemen başlayalım. Ben burada siyahı seçtim. Siz isterseniz farklı bir renk seçebilirsiniz. Önce siyahı boyayacağız. 3 şişeyi hızlı bir şekilde göstereceğim. Daha sonrasında desenlere ve yazılara geçeceğiz. Videoyu bitireceğiz. Paletime biraz beyaz döküyorum ve bu beyazla şişelerin üzerine love yazacağım. Her birine bir harf düşecek. Bu tarz bir şey. İsterseniz siz home, peace ya da ne bileyim aklınıza gelen başka bir şey ya da bunların Türkçe hallerini yazabilirsiniz. Ben bu tarz bir şey tercih ettim. Bu grubu tamamladık. Şimdi hemen diğer gruba geçelim. Paletime sarı ve beyaz döktüm. Burada siyah şişelerimin üzerine ayçiçeği, papatya ve pembe gül çiçek yapacağım. Dediğim gibi en basit haliyle göstermeye çalışacağım. Herkesin yapabileceği kolay çalışmalar olsun istedim.
Siz farklı bir desende yapabilirsiniz üzerine. Ama şimdilik böyle bir fikir geldi aklıma. Basit, en kolay haliyle yapılabilecek papatyalar var efendim. Şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Papatya veya çiçek yaparken en kolay çözüm, fırçayı boyaya batırdıktan sonra fırçanın ucundan sonuna doğru çekmek. Bu şekilde hem çiçeklerin ucu çok doğal görünüyor, hem de gerçekten çok daha başarılı ve kolay oluyor. İşte bu kadar. Hemen ikinciye geçelim. Üçüncü de aynı yöntemle pembe bir papatya. Arkadaşlar bunu da bitirdik. Şimdi son olarak çiçeklerin orta kısmını yapacağız. Çalışmalarımızı tamamladık arkadaşlar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Bugünlük sadece 2 tane fikir gösterebildim şişelerle ilgili. Daha fazla fikir, daha fazla çalışma bekliyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ayrıca çalışmalardan herhangi birini denerseniz Instagram'dan benimle lütfen paylaşın. Yaptığımız çalışmalarla ilgili herhangi bir yorumunuz olursa lütfen yorumlarda belirtin. Ya da daha farklı istediğiniz bir çalışma varsa onları da belirtebilirsiniz. Söyleyebileceklerim bu kadar. Daha farklı çalışmalarla görüşmek üzere. Renklerle kalın. Hoşça kalın.